Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Geçen hafta yapmış olduğumuz bir yayından dolayı bir düzeltme yazısı göndermişler. Yıldıray Gencer, TÜSİAP'ın ve Türk Top'un başkan yardımcısı, yanılmıyorsam. Bu düzeltme metninde bazı şeylerin düzeltilmesini istemişler. Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Yayında program sunucusu Recep Çingöz'ün milli tohum üreten bir kuruluşun başında ithalatçı, üretici olmayan birinin olmasının doğru olmadığı sorusunu sözlü olarak yöneltmiş. Bu soru yayın sırasında bant cümle olarak da ekranda tutulmuştur. Yayının devamında ise sunucu tekrar şahsımı kastederek tohumcunun başına getirilmemi kanunun arkasından dolaşarak yapıldı ifadesiyle vurgulamıştır. Programda devamlı tekrar şahsımı kastederek yönetimde ne işi var sorusu program konuğuna yöneltilmiştir diyor. Kendisi de şunu gönderiyor. İşte Metgen Tohumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve diğer bir firması, onun ismini ben zikretmedim çünkü. Her iki şirkette hem tohum üretimi yapan hem de tohum ihracatı yapan şirketlerdir. Bunların benim bahsetmediğim firma 20 milyon TL yatırımı olan, ülkemizde istihdam oluşturan bir şirket olup her iki şirkette %100 Türk sermayesi olan şirketlerdir demiş. Her iki şirkette TÜSİAP'a üye olmak için 5553 sayılı kanun gereğince üretici belgesine sahip olmak zorundadır. Bu iki şirketin de üretici belgesi vardır diyor. Türk Top'a normal kanunun arkasından dolaşarak yapılan bir üyelik değildir diyor. Hakim kontrolünde yapılan bir seçimdir. Bunu herkes ulaşabilir bu belgelere diyor. Programda ismim ve şirketlerim aleyhine tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal eder biçimde soru sorulması nedeniyle işte şu kanuna istinaden düzeltme ve cevap metninin yayınlanmasını istiyorum diyor. Tabi burada Yıldıray Gencer'in kanun arkasından dolaşılarak olayını, ben şimdi bu konumuz değil. Ama bir gün Yıldıray Gencer'i Tarım Masası'na biz davet ediyoruz zaten. Bir gün programa gelir, kendisini anlatır. Ama burada yurt dışından ithal etmiş olduğu ürünleri satan Peugeot firmasıydı yanılmıyorsam. O firmanın dünyanın çeşitli ülkelerinde distribütörlerinin milli tohumun sivil toplum kuruluşlarının başında olmasını ben sormuştum. Bu Peugeot firmasının neden distribütörleri bulunduğu ülkede milli tohumun başında veya yönetimde yer alıyorlar? Bu bir tesadüf mü? Bunu cevap vermemiş. Bir gün bu konuları daha da açarız inşallah. Yıldıray Gencer'i de canlı yayında onu da ağırlarız. Canlı yayında daha farklı sorularla hem kendini ifade etme şansı bulur. Hem de basın danışmanı da benim arkadaşım Umut Özdil. Onun da hatırı benim için hat safhadadır. Değerli bir gazeteci arkadaşımdır. Programın başında söyleyecektim ama yayının durması nedeniyle şimdi yer vermiş oldum. Ama bu soruları daha kapsamlı olarak farklı bir programda sunarız. Dolayısıyla Tarım Masası herkese açık bir program sevgili seyirciler. Yani her siyasi düşünce burada olabilir. Tarımın sivil toplum kuruluşlarına da, ben başta ziraat odalarına, ziraat odalarının merkez birliğine de davet ediyorum ama bu şekilde düzeltme metinleriyle kendinizi ifade edemezsiniz. Burası Er Meydanı Tarım Masası. Bir gün gelin, siz de konuk olun. Bakalım milli tohumculuk adına neler yapılıyor, neler yapmışsınız, bunları da kamuoyuyla paylaşalım. Evet, sevgili Ömer Mücevher, biraz önce reklama gitmeden önce sizle başlayacağımı söylemiştim. Hem bu
köyden şehre göçün sebeplerini sizden öğrenmek istiyorum. Bir de üretimin önüne geçen yatırımlar var ama sizin partinizin lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği işte AK Partililer veya AK Parti asfaltın ve betonun yenmeyeceğini öğrenecektir gibi bir sözü de vardı. Bu sözü de hemen bir açıklık getirelim. Köyden şehre göçün sebebi nedir? Öncelikle şöyle bir tanımlama da bulunalım. Tarımın sonuçlarını konuşuyoruz ama nedenlerini konuşmuyoruz. Tarımın içinde bulunduğu hale sokan birkaç tane neden var. Kenan Bey proje diye bahsetti. Birincisi Büyük Ortadoğu Projesi. Yani bir anlamda Büyük İsrail Projesi. Büyük Ortadoğu Projesi bizim GAP'ın da içinde bulunduğu 6-7 tane ilimizin bulunduğu doğuyu kapsıyor. Bu bir tarafta dursun. İkincisi Haim Nahum doktrini, onun da detaylarını anlatırız. Üçüncüsü de Avrupa Birliği'nin bize dayattığı ilerleme tavsiye raporu. Bu raporda da gizli tuzaklar var. 2004 yılındaki Saadet Partisi yayınımızda bunu anlatmıştık. Yabancılara toprak satışının kontrolsüz bir şekilde devam etmesini bahsediyor. GAP'ın uluslararası bir kontrol yönetimine terk edilmesini konmasını söylüyor. Zehirli tuzaklardan bahsediyor. Tarımın içinde bulunduğu sonuçları konuşuyoruz. Bu proje gerçekleşsin diye çiftçimizin alanları daraltılıyor. Örnek verirsek Kenan Bey de bahsetti. Mazotun 1 liralardan 2000'li yıllardan başlayıp şu an 5 küsür liralara kadar çıkması, öte taraftan taban fiyatların 2,5 kat artması, yani gelir 2,5 kat artıyor, girdiler 5 kat artıyor, bir daralma, bir kıskaç sürekli var. Bir müddet sonra vatandaş, çiftçi, tarımcımız ekmemenin daha karlı olduğunu düşünüyor. Ve ekmeyince devlet desteği var zaten diyor. Bu noktada devlet desteğinin olmasını da sorgulamak lazım. Ya burada hemen bir tespit yapalım orada. Türkiye'den bir profesör arkadaşımız Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da her kapıda dört çeker traktör ama üretim yok. Soruyor, yani siz niye üretim yapmıyorsunuz? Niye yapayım ki diyor. Ben diyor ekmeden ektiğimden daha fazla para kazanıyorum diyor. Devlet destek ediyor. Niye ekeyim ki diyor. Profesör bu olaya şaşırıyor. Şimdi aradan bu 4-5 yıl geçmedi. Şu anda Türkiye'nin durumu da bu. Yani ekmeden risk, herhangi bir mazot, gübre, tarımsal bir girdi harcamadan destekler de alıyor. Yani önümüzde Avrupa Birliği'nin birçok yaptığı, kendi çiftçisine yaptığı yararlı hizmetleri almıyoruz da bizim çiftçimizin hep gelirini makaslayan bir sistemi niye uyguluyoruz? Şöyle yani. Yani burada hatta şöyle bir tespit yapalım. Buğdayın üretiminde gerekli tohumu, mazotu, gübresi işte dediğiniz gibi 5 kat büyüdü. Evet. Buğdayın fiyatı 2,5 kat arttı ama buğdaydan üretilen ürünler de 5-6 kat arttı. Mesela un 95 lira civarında diyorlar çuval. Kepek çok daha fazla kazandırıyor. Bizim Tarım Bakanımız da kepeğe verilen destekleri artıralım. Çiftçimiz kepek eksin de demişti hatta. Kepeğin ekilecek bir ürün olarak Tarım Bakanımız görüyor. Yani arada buğday haricinde buğdaydan üretilenler artıyor. Buğdayın üretilmesindeki temel ürünler fiyatı artıyor. Artmayan tek şey buğday. Burada bilinçli bir olay var. Elbette, yani biz tahıl ambarıyız ama buğday ithal eden duruma geldik. Şimdi burada bir rakam zikredeceğim. 1974'te 1 milyon 100 bin ton buğday ithal ederken 1 milyon 921'de 78'de ihraç etmişiz. Yani ihraç ettiğimiz noktada şimdi artık dışarıdan alır duruma gelmişiz. Yani buğday
ekim alanları daraltılınca hayvancılığı hayvancılığın altyapısı da daralmış oluyor. Samanı Bulgaristan'dan ithal ettik. Tabii otu ithal edince eti de ithal ediyoruz. Haliyle ot olmadan et olmuyor. Yani. Eti dışarıdan ithal ediyoruz. Bir de piyasadaki etin miktarını, hani fiyatı sabitlemek için bir pansiyon tedavi yapıyor. Aslında ben orada da eleştireceğim hükümetimizi. Etin kilosunu 28-31 liradan kuşbaşını veriyor ama öbür taraftan besicilikle uğraşan çiftçimizi düşünmüyor. Onun rekabet gücünü daha da baltalıyor. Çözüm bu olmaması lazım. Çözüm ne olması lazım? Tarımın, Kenan Bey de zikretti, besiciliğin girdilerinin düşürmesi gerekiyor. O zaman nasıl yapacak? Buğdayı destekleyecek. Ötevesini almayacak. Yatlarda almadığı öteveyi hak edenlerini almayacak. Yani aslında vergi almada da sıkıntı var. Çok kazanan çok, az kazanan az almak gerekir. Asgari ücretten de vergi alıyoruz. Bu da bir garabet. Eğer ÖTV'deki miktar azalırsa, alınırsa, ÖTV'siz daha uygun bir mazot verilirse çiftçiye, daha çok ekecektir. Bakın çiftçileri, ben köylere uzun yıllardır dolaşıyorum. Çiftçi aslında çok da ılımlı. Diyor ki kardeşim bana teşvik meşvik verme. Bana mazotu 2,5 liradan 3 liradan ver, teşviklerin desteklerin senin olsun diyor. Bu kadar da kanaatkar bir çiftçimiz var. Şimdi mazotta şimdi mesela bu kur farkından dolayı ÖTV'den ödün veriliyor ve ÖTV yavaş yavaş eriyor. Demek ki yapılabilir şeyler var. İlla gibi. Ama bu seçimden öncesi olması da manidar. Aslında seçim olmasa onu da feragat etmeyecekler. Evet. Bugüne kadar etmediler çünkü. Yapılabilir. Aslında hükümetimiz şunu yapsa, benzindeki, mazottaki ÖTV'yi düşürse, diğer bütün sektörlere, mazot ve benzin türevleriyle çalışan bütün sektörlerde girdiler düştüğü için direkt yatırım artacak. Ama bunu kısa vadede göremedikleri için çeşitli yanlış uygulamalarla, bu etteki olduğu gibi, bir de gümrük vergilerini bazı ürünlerde kaldırdılar. Onda da tarımcımızı baltaladılar. Bu tür şeyler yanlış etkiler doğuruyor. Bugün markete gittiğimiz zaman hangi tahılı alırsak alalım, arkasında menşeine baktığımız zaman yabancı olduğunu görüyoruz. Aslında ciddi bir şekilde tarım alanlarımız ekilse, sağlıklı bir şekilde kullanılsa ve teşvik görse, hibeyle desteklense, tohum verilse, pazar da bulunsa, dışarıya hiç bağımlı olmadan biz ayaklarımız üzerine durabiliriz. Yani enflasyonu azdıran sektör olarak tarım gözüküyor. Çok manidadır. Mesela TÜZOP, Türk Ziraat Odaları Birliği, Merkez Birliği Başkanı istatistik yayınlıyor. O istatistikleri de zaten başka bir şey yaramıyorlar. O istatistiklere de baktığınızda tarlayla market arasında ciddi bir uçurum var. Maalesef. Enflasyonu üreten mi azdırıyor yoksa market fiyatları mı azdırıyor? Bunu da konuşmak lazım. Arada kazananlar var. Mesela Türk Malzeme Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi bu dengeyi koruyordu. Yani aktifken. Aktifken. Yani devlet elini çektikçe piyasayı bu tür kişilere bırakınca arada uçurumlar oluyor maalesef. Eken kazanamıyor. Aradaki işportacılar mı diyelim, onlar daha çok kazanıyor. Aracılar daha çok kazanıyor. Bunun önüne geçmesi lazım. Bir fiyat dengesi kurabilmek için. Evet. Şunu köyden şehre göç olayının sebeplerinde siz bunu mu görüyorsunuz? Evet. Tarımdaki dengesizlik, artık kazanamama endişesi.
Şimdi çiftçimiz şöyle düşünüyor. Biz seçim çalışmalarında köylere, ilçelere gidiyoruz. Şöyle bir hesap yapıyor. Diyor ki ilaçlama şu kadar tutar, çapası şu kadar tutar, traktörü ektirmesi bu kadar tutar. Hesap ediyor. En son açıklanan taban fiyatları belli. Elde edeceğim, kaldıracağım ton şu kadar. Bir hesap ediyor ki zarar. Niye ekeyim diyor. Bilinçli olarak çiftçimizin bu hale düşürülmesi planlandı. Bunu da ben Büyük Ortadoğu projesine bağlıyorum. Saadet Partimizin iç göç raporu da şöyle göstereyim. Burada genel başkanımız bir analiz var, analiz yaptı. Sivas'tan Hatay'a bir çizgi çizin. Memleketin bir tarafı diğer tarafa göç etmiş. Neden göç ediyor? İşte bir takım bu tür arızalardan dolayı, yanlış uygulamalardan dolayı. Biz parti olarak insanımızın doğduğu yerde doymasını istiyoruz. Ve teşviklerle, hibelerle onu desteklemek ve ürün almak istiyoruz. Çünkü biz belki bir destekleyeceğiz ama elde edeceğimiz ürün doğrudan ekonomiye katkıdan dolayı belki 10 alacağız. Sonuçta verilen desteklerin olayın tespiti bakımından önemli. Yani desteğin nereye verileceği önemli. Mesela yem olayında KDV desteği yapıldı ama sanayici üzerinden yapıldı. Sanayici KDV yükünden kurtuldu. Evet. 15 sonra tekrar zam yaptı. KDV'yi aldı. Şimdi devletin vergisi nerede? Gitti. Devlet gelir kaybetti. Peki bunun çiftçiye yansıması oldu mu? 10 gün, 15 gün oldu. Tekrar o açık kapandı. Burada verilen destek de sanayiciye verilmiş oldu. Şimdi burada programın başından beri de söylüyorum Kenan Bey. Bu yap işlet devlet modeline benim kafam biraz basmadı. İşte bu Osman Gazi Köprüsü onu bir araştırdım. Osman Gazi Köprüsü'nün 19 yılda getireceği para yaklaşık yanılmıyorsam 34 trilyon civarında. 34 kat trilyon. Yani 34 kat trilyon Osman Gazi Köprüsü'nden gelir elde edecek işleten firma veya firmalar. Maliyeti 7 kat trilyon. Bu 34 kat trilyonun 17 kat trilyonu da bizim geçmeyen araçların parasını da Denizumrul vergisi gibi devlet bu işletmeci ödeyecek. Yani garanti para, hiç zarar etme riski yok. Aldığı kredileri de devlet bankaları devletin kefaletiyle bu insanlara verdiler. Yani cebinden para çıkmadan adamlar bu köprüyü yaptılar. Devlet 40 bin günlük araç geçiş garantisi verdi. Gerçekleşen 20 bin. Kalan 20 bin araç geçmediği halde bizim devletimiz ödüyor. Ne kadar ödüyor? Günlük 600 bin dolar para ödüyor geçilmediği için. Olayı rakamsal olarak bakacak olursak adam 34 kat trilyon ciro yapacak. Bunun 7 kat trilyonu köprünün maliyeti, geriye kalan bölüm net kar. 34 kat trilyon ciroda. Ve dün de canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı Habertürk'te Short TV ortak yayınında şunu söyledi. Bizim bu Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, şehir hastaneleri milli bütçeden para çıkmadı. Bunlar kendi imkanlarıyla yapıyorlar bunu. Bu çok karlı bir iş dedi. Eğer bunlara biz devlet olarak para vermediysek toplanan vergiler nerede kullanılıyor? Bu işletmeleri yap işlet devlet modelini mantıklı buluyor musunuz? Asla mantıklı bulmuyorum. Şimdi bu biraz önce siz zikrettiniz. Geçsek de geçmesek de deli dumrul vergisi gibi vergi öderse insanlar. Ki bu hastanelerde de böyle. Tabii ki aynen. %70 doluluk oranları taahhüt ediliyor. Bunlar da nereye göre yapılıyor? Çok manidar.
Şimdi bizim mevcut hükümetimiz bir sektör oluşturdu. Kamu özel ortaklığı sektörü oldu bu. Hı hı. Yani bu sektör oldu. Yani devletten bir ihale al, orayı belli bir yıllığına kira ile al işletmesini. Ondan sonra nasıl olsa garanti taahhütler var. Garanti. Yani şimdi bir ticaret mantığıyla bile bunu açıklayamazsınız. Yani kim nasıl kandırılıyor bir bakın. Bir ticaret yaparsınız, Allah'a güvenirsiniz. Belli sebepleri işlersiniz, Allah-u Teala verirse verir, kar veya zarar olur. Şimdi böyle bir ticaret var mıdır? Yani ben o köprüden geçmiyorsam neden vereceğim ben oraya para? Ve dolar kuruyla da sabit, 30 dolar. Aynen, aynen öyle. Şimdi bunu eleştirdiğimizde de biz ne yazık ki yatırım istemeyen, efendim Türkiye'nin geri kalmasını isteyen insanlar topluluğu olarak görüyoruz. Şimdi ben vicdanlara sesleniyorum. Geçsek de geçmesek de vergisini ödediğimiz yapıya diyeyim, hastane olur, köprü olur, yol olur. Bunun devlete yük olmadığından bahsedebilir miyiz? Devleti oluşturan kimdir? Bireylerdir. Bireye yük olan şey, bireye yük olan bir meta devlete yük olmayacak mı? Yani benden almıyor musun onun vergisini? Alıyor. Alıyorsan vergisini, topladığın para nerede? Şimdi bakıyoruz, üretimle ilgili hiçbir tesise yatırım yapılmamış. Sanayimizde de öyle, tarımımızda da öyle, hiçbir şey yapılmamış. Yani Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi AK Partili beyaz adam bir gün asfaltın ve betonun yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Hadi bu bu şu, anlayacak. Şu olay da var, onu da hemen evet. Ona da şey yapalım. AK Parti'nin seçim kampanyasında, mitinglerde ve televizyon programlarında ya ben mi çok subjektif bakıyorum olaya? Bana kafama uymayan şeyler var. Ne var? Şimdi Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Kanal İstanbul ve bir de 3. Havalimanı. Bunlar bütün yapılan yatırımlarda bunlar sayılıyor. Bir de şehir hastaneleri. Bu şehir hastanelerini ayıracak olursak 6 tane yatırım sadece İstanbul'a yapılmış. Şehir hastaneleri İstanbul'da da var yanılmıyorsam 2-3 tane. Türkiye genelinde işte Kayseri'de de var, Ankara'da da var. 17 tane. Farklı illerinde de şehir hastaneleri var. Neden hep İstanbul? Mesela Mardin'de yaşayan, Samsun'da yaşayan, Konya'da yaşayan insanımızın Marmaray yatırımından ne kar olacak? Ya da ne istifadesi olacak? Şimdi biliyorsunuz nüfusun büyük bir yoğunluğu, 80 İstanbul. Milyon nüfusun 15 milyonu neredeyse dörtte biri orada yaşıyor. Dolayısıyla tribün orası olduğu için sanıyorum oraya daha fazla yatırım yapılıyor. Şimdi mesela Avrasya Tüneli'ni konuşuyoruz. Bize diyebilir ki AKP'liler ya işte orada deniz mi var, Mardin'de de Avrasya Tüneli yapacağız diyebilirler. Ama Mardin'de de başka değerler var. En azından oraya da yatırım yapılması gerekir. Konya'da başka değerler var. Başka yapılması gereken eksiklikler var. Onlar da yapılması gerekir. Biz bunlar yapılmasın demiyoruz. Yalnız bu yatırımlar yapılırken bu kadar borçlanmak yerine üretim tesislerini, üretim yatırımlarını yapalım. Onlardan elde edilecek gelirlerle bu yatırımları yapalım diyoruz. Bunlar pekala yatırabilir. Şeker fabrikalarını satmak yerine şeker fabrikalarını rentable hale getirip oranın karıyla bu köprüleri yapsaydık biz, işte bugün bu yük olayını, kamu özel ortaklığını konuşmayacaktık. Bunlar direkt devletin malı olacaktı. Abi kamu özel ortaklığı da ortaklıklarda kazanç ortak olur abi. Evet. Bunda bizim kazancımız yok ki. Ben Rabbena hep bana. Köprüye ortak olmuşum. Günlük 600 bin dolar ben ödeyeceğim. Çok haklısınız. Artı bunun kamera kayıtları da var. Köprüden HGS boş diye nakit para tahsilatında çok yoğun olduğu söyleniyor. Evet, eğer para olarak alırsan bu da kayıtlara geçmediği için
ekstra bir kazanç. Aynen. Ne yani bir geçişten iki araç parası alıyor. Aynen. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bunlar işte bunları biz bu yüzden abes karşılıyoruz. Şu anda biz işte tarımı konuştuğumuz için bizim politikalarımızda bir kere bizim başlıca politikamız işin liyakatli insanlara verilmesi. Yani tarımı tarımdan anlayan bir bakan yönetebilirse ancak verimli olur. Çünkü sorunları o görebilir, o sorunlara o çare bulabilir. Kandırılmaz, aldatılmaz. Bizim Tarım Bakanı'ndan bahsediyorsunuz. Evet. Bakın Tarım Bakanı ne söylemiş? Evet. Bugünkü bomba haberlerden birisi. Evet. Sağ olsun Tarım Bakanı çok malzeme veriyor bize. Biz de bu gollük pasları değerlendiriyoruz. Bakın bugün Tarım Bakanı mazotla ilgili neler söylemiş. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Akıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın birlikte hazırladığı Hayvan Borsası Projesi'nin imza töreninde yaptığı konuşmada son günlerde tartışmalara yol açan mazot desteği ile ilgili konuştu. Yarısı bizden, yarısı üreticiler. Ama efendim benim üretici kardeşim depoyu doldurur, bir köyden bir köye gezmeye veya bir düğüne gidiyorsa veya bir taziyeye gidiyorsa ben ona o deponun yarısı senden yarısı benden demiyorum ki. Ama desteklemede ürüne destek vardır. Eğer sen gerçekten traktörlere vereceksen vallahi o zaman vatandaşın garibanın o zaman arabası var ona da ver. O depoyu da doldursun. Yarısı senden olsun yarısı da devletten olsun. Evet bizim meşhur Tarım Bakanı yani asırlar boyunca konuşulacak bir isimdir Fakı Baba. Şimdi Sayın Fakı Baba'ya buradan sesleniyorum. Seslendikten sonra da reklama gideceğim. Sayın Fakı Baba, köylünün dalga geçer gibi köylünün bir köyden öbür köye bir düğüne gitmesini veya gezmeye gitmesini veya taziyeye gitmesine buna da ucuz mazot vermem dedim. Peki bu yatlarıyla tarım mı yapıyorlar, ekim mi yapıyorlar? Yatçılara böyle bir şart koşuyor musunuz? Yazıklar olsun. Yani hiç yakıştıramadım. Devletin, Tarım Bakanı'nın böyle alay edercesine çiftçiye mesaj vermesini ben normal bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak benim kanıma dokunuyor. Ama siz gördüğüm kadarıyla utanmıyorsunuz. Elinize ne verirse bunu okuyorsunuz. Bir de bunu espri olarak yapıyorsunuz. Ya espri yeteneğinizi geliştirin, milletin damarına basmayın ya da espri yapmayın. Biz vatandaş olarak sizden espri beklemiyoruz. Böyle gülerek fıkra anlatır gibi bir Tarım Bakanı istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Türkiye'de ihracat tarımsal alanda 17 milyar civarında, ithalat o beğenmediğiniz Hollanda 180 milyar euro ihracat yapıyor. Sen bu köylünün ürettiği her şeyi yurt dışından açacaksın, Türkiye'ye sokacaksın, çiftçinin belini kıracaksın, çiftçinin mazotunu, gübresini, enerjisini en yüksekten vereceksin. Ondan sonra benim çiftçi kardeşim, benim üretici kardeşim yok Sayın Bakan, yok. Siz bu ülkede, bu ülkenin üreten gücünü, çiftçilerle artık bu kadar dalga geçemezsiniz. Artık yeter. Gün sayıyorum ben, seçimde ne olacağını beklemiyorum. Kim gelirse gelsin, bu ülke için hayırlı olan gelsin. Ama tek bir isteğim var, 24 Haziran'a kadar, 26 gün mü, 27 gün mü kaldı. Ben 27 gün sonra bu ülke, bu ülkenin üreticisi, bu ülkenin çiftçisi, hayvancısı, Tarım Bakanı Fakır Baba'dan kurtulacak diye o heyecanla bekliyorum. Sizden bir kurtulalım. Kim gelirse gelsin bu tarım güzel olacak. Reklama gidiyoruz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek.